Siz esnasında spor psikiyatrisiyle ulaşmak istedim aslında. Şefimle konuştuğumda çok yeri olmadığı için, o dönem için en azından çok özel bir durum oluşmadığı için, kabul görmediği için daha doğrusu, pek kabul görmedi benim test uğraşılarım. Gelişim Üniversitesi spor psikolojisi dersleri veriyorum aynı zamanda. Spor psikolojisiyle uğraşırken birileriyle iletişim kurdum. İşte bu dörtlü ekip olarak geçen bahar sempozyumunda ilk sunumumuzu yaptık. Spor psikiyatrisi kimdir? Bir sporcunun ailesiyle, yakınlarıyla, takımıyla ve izleyicileriyle çalışırken geçirdiği psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişileri tedavi eden psikiyatri ekibidir. Burada ruhsal yönden tam iyilik hali sağlamak mecburiyetindeyiz spor psikiyatrisi olarak. Aynı zamanda da performansa olumlu bir şekilde katkıda bulunmak durumundayız. Bunun yanı sıra aynı zamanda da bilmemiz gereken dopingle ilgili kısım var. Biraz önce Orhan Bey bahsetti. Dopingden bahsedebiliriz. Spor psikiyatrisinin gelişiminde 1990 yılında Bigo ilk olarak spor psikiyatrisiyle ilgili bir yayın, bir makale yazdı. 1992'de APA'da kabul gördü ve ilk APA'da sunumunu yaptı. 2012'de de uluslararası psikiyatri kongresinde ilk sunumunu yaptı. Dün aldığım haberle, daha önce yazışıyorduk Demirgül'le, spor psikiyatri kitabı var kendine ait. Onu Türkçe'ye çevireceğiz, umut ederim. Bir de çocuk ergen spor psikiyatrilerinden bahsedeyim. Günümüzde spor oldukça para getiren bir alan. Bu yüzden de erken başlanması gereken bir dönem. 8-18 yaş grubuna özellikle spor çocuk psikiyatristleri bakıyor. Onların mutlaka bunlarla çalışması gerekiyor. Çünkü hem ailenin çocuğu zorlaması, performansını artırmak yönünde zorlayıcı tutumlarının çocukta yarattığı ruhsal etkileri ortadan kaldırmakla ilgili. Ben şunu bırakacağım, kusura bakmayın. İkisiyle bunu da anlamıyorum. Türkiye'de 6 milyon tane lisanslı sporcu var arkadaşlar. Biraz yüksek sesle konuşacağım. Yani her 14 kişiden bir tanesi lisanslı sporcu. Dolayısıyla mutlak bu kişilere yardım edilmesi gereken bir grup var. Kimler yardım ediyorlar? Türkiye'de daha çok beden eğitimi spor yüksekokulu mezunu, daha sonra üzerine psikoloji yüksek lisansı yapmış ya da yapmamış ya da koçlar ya da antrenörler yardım ediyorlar. Psikologlar bu alanda çok sınırlı, psikiyatristler yok denecek kadar az diyebiliriz. En önemli şey spor psikiyatriste performans sorunları. Aniden ortaya çıkan performansı düşme, biraz önce bahsetmişti Orhan Bey de. Uzun süre devam eden performans düşüklüğü, zamansız sakatlanma, koç, antrenör ve takım arkadaşları kişisel problemler, bir de eğitim, antrenman ikilemi. Bunu birçok kişi yaşamıştır, sporcuların çoğu. Hem okulda okuyor hem aynı zamanda antrenmanlara gitmek durumunda. Birisini tercih etmek durumunda. Hangi koçta çalışacak? Bunlar kişide performans problemi olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce bahsetti Orhan Bey, daha çok sık olarak gördüğümüz psikiyatrik hastaları. 15 Ağustos günü televizyondaki haberleri seyrederken birçoğunuz rastlamıştınız. Etkinsin, eski Fenerbahçe'li futbolcu, 95-96 yıllar arasında oynadı. İlk maç mükemmel bir performans, ilk üçüncü maçtı galiba. Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 yendi, 3 konuda etkisini attı. Çok net bildiğim maç, çok takılmıştım bir Galatasaraylı seyirci olarak. Ama daha sonra sezon boyunca çok kötü bir performans gösterdi. 15 Ağustos akşamı, 15 Ağustos öğleden sonra gürültüler geldiğini söylemişler bir evden komşuları. Polis geldi. Etkisini dışarı çıkarken bağırmaya başladı. Korkan polisler elektrik şok tabancasıyla ateş ettiler ve göğsünden yaralanıp göğsüne gelen isabetten mermiyle hayatını kaybetti. Son sözü ise ben Mesih'im dedi. Kardeşi daha sonrasında söyledi ki manik depresif hasta benim kardeşim. Yani bu çok da azımsanacak bir grup değil ki bu futbolcu esnasında da muhtemel, ben öyle değerlendiriyorum, sezonun başında mükemmel bir performans. Daha sonrasında gözükmeyen bir adam, kadroya bile giremedi daha sonrasında, muhtemelen depresif bir faz yaşadı diye düşünüyorum, spekül ederiz. Psikoterapik müdahale zorlaştıran bir takım faktörler var sporculara. Narsizm, yetki ve kontrol sorunları, öfke, damgalanma, doruk performans arzusu, kullanılan tedavilerin performansını etkileyeceğine dair kaygıları, koçların, antrenörlerin, yakınlarının müdahale etmesi tedaviye,
aynı zamanda spor psikiyatrisinin yetersiz bir bilgi birikimi. Spor psikolojisinde de benzer şekilde. Psikiyatri tedavisinde önce muayenesini yapıyoruz. Muayenesini yaparken farklılıklar var normal muayeneye göre. Sporculuk hikayesini de alıyoruz diğerinden farklı olarak. Yine Orhan Bey biraz önce bahsetti. Psikoaktif madde kullanım öyküsünü mutlaka sorguluyoruz. Ebeveyn algısı, ebeveynin spora yaklaşımında öğrenmek durumundayız. Çünkü bazen pozitif bir katkısı olurken de bazen negatif bir katkısı olabilir. Hem performansını yükselttiği ısrar eden aileler var ki böyle sporcular gördüm. Sürekli babasının veya ailesi tarafından daha iyi oynamalısın, 11'e girmelisin ya da ilk 5'te oynamalısın gibi zorlayan aileler de gördük. Koçları, eski koçlarla ilişkileri, bu sporcuların hayatlarının büyük bir kısmı eşlerinden daha çok antrenörlerle birlikte geçiyor ve hiyerarşik bir düzen var. Bu zorluklar da kendilerinin tedavisinde önemli olabiliyor. Dolayısıyla muayenede sorun oluyor. Biz bu kişileri tedaviye davet ederken bir performans yardımı olarak isimlendiriyoruz ki performans yardımı dediğimizde daha kabul edilici olabiliyor. Belki de miktar kandırmak gibi oluyor ama psikiyatrik sorunlarını zaten birçoğu kabul etmekte zorlanıyorlar. Tedaviyi cesaretlendirmek anlamında performans yardımı daha sıklıkla kullandığımız bir terim. Nasıl tedaviler yapıyoruz? Aslında diğer tedavilerden farklı değil. Bireysel psikoterapi. Özellikle bireysel spor yapanlarda bireysel psikoterapinin daha etkin olduğu görülmüş. Çift psikoterapisi bu kişiler diğer kişiler gibi eşlerle sorun yaşayabiliyorlar. Çoğunlukla deplasmana gidişlerinden dolayı, ailelerin uzaklarından dolayı çift sorunlar görülüyor. Aile terapisi, burada bir tırnak açacağım. Şöyle diyebiliriz, bunların ailesi her zaman bizim bildiğimiz tipik aile değildir. Bazen aileyle çalışırken antrenörüyle, koçuyla ya da takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmak gerekebilir. Çünkü birçoğu takım sporu yapanların aile ortamı oluşmuştur. Bunun psikoterapisi özellikle madde kullanımında daha etkin bir tedavi ya da yeni bozukluklarında. Ve farmakoterapiden bahsedeceğim. Bir de kısa bir başlık olarak sonradan kazanılmış narsisizmden bahsetmek istiyorum. Kişi bozukluğuna olan bir rezonans söyledi. Yüksek düzeyde gözüküyor. Ancak şöyle bir tanım söylemiş spor psikiyatrisi onlar için. Aslında bunlar ağır narsistik kişiler değiller. Fakat sürekli gündemde, sürekli sahne ışıkları altında, sürekli alkışlanan kişiler bir süre sonra yaptıklarının hepsinin doğru olduklarını düşünmeye başlıyorlar. Görüyorsunuz sporcuların birçoğu performans giderken işte ukala söylemler, birileriyle tartışmalar, kavga etmeleri bu yeni oluşan narsistik durumun bir yansıması olarak karşımızda. Daha öfkeliler ve grandiyoz fantazileri var. Onlara her şeyi saldırı olarak atıyorlar. Narsistik kırılmayı daha sert bir şekilde yaşayabiliyorlar. Örnek olarak Zlatan İbrahimovic bilen var mı bilmiyorum. Manchester United'da oynuyor şu anda. Soru şu, kimin turu geçeceğini sadece Tanrı bilir diyor Zlatan. Soruya muhabir sorusu. Ona sormak biraz zor diye cevap veriyor muhabir. Şu anda zaten kendisine bakıyorsun. Zlatan İbrahimovic ağır narsistik kişilik bozukluğu. Yani şeylerini de seyrederseniz, videolarını da seyrederseniz. Etik ve kontrol sorunları bu çok değil mi? Çalışırken koçlarla biz çalışmak durumundayız. Aynı zamanda aile bilgilenmek durumundayız. Gerektiğinde federasyonlarla çalışmak durumundayız. Kullandığı ilaçlar konusunda bilgilendirmek durumundayız. Yapılan terapi yöntemleri en çok bilişsel davranışçı terapiyi kullanıyoruz. Diğer yöntemleri de kullanıyoruz ama bilişsel davranışçı terapiyi daha iyi bir anda yine çeşitli egzersizlerde verebiliyoruz. Farmakoterapide özellikler var. Performans üzerine olumlu ya da olumsuz etkili olması bizim için önemli, güvenlikli olması önemli, doping etkisinin olması önemli. Çok bilimsel çalışma yok. Sadece erkek sporcularda yapılmış çalışmalar, kısa süre çalışmalar var. Bundan basitçe bahsetmek istiyorum. Yapılan çalışmalarda fluoksetin, paroksetin, bupropion, levoksetin ve trisiklikler denenmiş. Yapılan, özellikle fluoksetin iki tane küçük çalışma var. Birisinde 8 kişi katılmış, birisinde 12 kişi katılmış. 40 miligram ve 20 miligram dozlarla verilmiş. Ve bunlar birisi bir hafta, birisi iki hafta boyunca verilmiş. Ciddi bir ölçüm yok. Yani iki haftalık bir süreç içerisinde nasıl bir etkisi olduğunu sadece biyolojik markalara bakarak göstermişler. Kas kitlesini ölçmüşler. Paroksetinde bir tane çalışma var. Performans olumsuz yönde etkilediği görülüyor. Çünkü verilen ilaçların performansta olumlu ya da olumsuz etkisi olmaması gerekiyor. Bir bupropionla ilgili bir çalışma var. BADA'da bu yüzden gözlem listesi altına aldı. Bugün kullanılmıyor sporlarda.
açık havada spor yapan sporcular da antrenman süresini, maçtan önceki hazırlanma süresini kısalttı fark ediliyor. Kap atım hızını artırdığı için. Dolayısıyla da bugün kullanılmıyor. Tersifik antrenmanlar yine kullanımda zorlukları var. EKG takipleri gerekli. Yine ağız kuruluğu bir çeşit yer etkileri sahip. Performans antrenmanında betoblokörler kullanılıyor. Ancak o da her sporda kullanılmıyor. Çünkü atıcılık, okçuluk, dalış, dart, bilardo gibi anlık konsantrasyon gerektiren şeyde kaygı düzeyini çok arttığı için çok daha başarılı oldukları fark edilmiş. Bu da WADA listesine girmiş. WADA biraz önce bahsettiği için bahsettiler. Dünya Atletik Ajansı. Maraton koşularda verilmekte zorlanıyor çünkü performansı etkiliyor. Yine benzodiazepine kullanacaksa kısa etkinler kullanılıyor. Klonidin growth hormonu artırıyor. O da aynı şekilde WADA'nın listesinde. Melatonin performansı azaltmayı ve artırmayı yönünde etki etmediği için uyku bozukluğunda kullanılıyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda etkisi daha az olduğu için performans atomik sarı kullanıyorlar. Metilfenidat eğer kullanılacaksa imza karşısında ki bu yabancı kaynaklar da aynı şekilde söylüyor. Kişi bilgilendirilerek kullanılmalı deniyor. Lityumda EKG kontrolü geldi. Patrikasit antipsikotik kullanımında da mutlaka kilo artımı, alımı, kalp ile ilgili çeşitli tetkikler ve sedasyon gözlemleri. Doping biraz önce bahsetti. Önemli bizim için. İlaç vereceksek önemli. Her yıl bu liste yenileniyor. En son 2016 Ocak ayında çıktı. Uluslararası Doping Tedbir Mücadele Kurumu'nun hazırlanmasını düzenlemesinde sorumlu bir örgüt. Bu bütün ülkelerle neredeyse ve 600'den fazla spor kurumuyla da ilişkisi olan bir dernek olarak karşımızda. Kurullarıyla sürekli araştırma yapıyor. Herhangi bir ilacın etkisini değerlendiriyorlar. Tanımlamış göreceler biraz önce kısaca Orhan Bey bahsetti. Teşekkür ederim.